Mustafa San, hatırlatma ekrana geldi sevgili seyirciler. Demet San 10 Şubat tarihinde kuaföre gidiyorum diye evi terk ediyor. Ama evet, gerçekten çok acı ki çocukları bırakıyor. Nerede? Ordu'da birini buluyor. O kişinin yanına gidiyor. Siz o gün işiniz çıksaydı, eve gelmemiş olsaydınız, belki eve geç gelseydiniz. Yani ben şimdi böyle kafamda bu ihtimaller o kadar böyle büyüyerek gidiyor ki. Yani çocuklar ölebilirdi. Tabii çocuklar yanabilirdi, yaralanabilirdi. Öyle şey olur, yangın çıkabilirdi. Çocuklar kapıya açıp sokağa da çıkabilirdi. Mesela o çocuklar nasıl sobaya yaklaşmamış ya? Ya çocuk meraklıdır. Çocuk gider elini şey yapar, onu kurcalar, bunu kurcalar. Çocukların bu şey yaratılışı gereği o merakından dolayı her şey yapar. Açar, içini karıştırır, bir şey atar. Gider oradan ateşit bak bir kağıt bir şey bulsa orada. Bezi tutuşturur, ay bakayım bu tül yanıyor mu der. Yani kendince deney yapar ve bu da ölümü getirir. Tabii ki Esra Hanım. Demek ki Allah korudu bunları. Vallahi yani Rabbim korudu da. Evet. Her zaman biz önlemimizi almazsak o koruma çok da mümkün olmaz. Şimdi bu arada tabii bağlantımız gelecek. Özkan karşımızda olacak. Fakat teknik bir sıkıntıdan dolayı sanırım ekran donmuş. O yüzden ben bağlantının gelmesini bekliyorum. Gelir gelmez de. Eşi, oh çok şükür, Demet şu anda canlı yayında. Bir bağlantıyı görebilir miyiz stüdyoda? Bekliyorum. Duyuyor musunuz Özkan? Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız Esra Hanım? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim Demet Hanım. Siz nasılsınız? Duyuyorum. İyiyim ben de teşekkür ederim. Sorularınızı bekliyorum Esra Hanım, buyurun. Peki evi 10 Şubat tarihinde nasıl terk ettiğinizi, çocukları nasıl bıraktığınızı bir de sizden dinleyebilir miyiz lütfen? 10 Şubat'ta ben neden terk ettim? Bana şiddet gösterdiği için ben evi terk ettim. Hayır, utanmaz kadın. Yalan konuşma. Doğruları konuş, yalanların altında yalan kalırsın burada. Yalan konuşmuyorum. Ben yalan konuşmuyorum. Sen bana şiddet gösterdiğin için onun için kaçtım. Allah Allah. Peki eşiniz size şiddet gösteriyordu. Evet. Nasıl evime çıktığınızı evden, nasıl evden ayrılmaya karar verdiğinizde böyle o günü yaşayarak anlatabilir misiniz? Ben saat 5'te ben kuaföre gidiyorum diye çıktım. Saat 5 gibi evden çıktım ve o kişinin yanına gittim ben. Peki. Ama bunu nasıl planladın? Efendim? Bunu nasıl planladın? Nasıl bunu ayarladın kendince? Ya ben bu kişiyi ben Facebook'ta buldum. Bununla konuştum öyle. Kaç aydır konuşuyordunuz öyle bu yanına kaçtığın kişiyle? Bir aydır konuşuyordum ben bu kişiyle. Görüntülü de arıyor muydunuz birbirinizi? Evet, görüntülü de konuştum o kişiyle ben. Günün her saati konuşuyor muydunuz? Yani sosyal medyada sevgili miydiniz? Her gün konuşmuyorduk tabii ki. Yani sevgili değildik. Her gün konuşmuyorduk tabii ki de. O mu sana gel dedi yoksa sen mi onun yanına gitmeye karar verdin? O kişinin bir suçu yok. Sadece ben onun yanına gittim. Nasıl karar verdin? O almaya gelmedi. Ben kendim gittim hatta. Tamam. Nasıl karar verdin onun yanına gitmeye? Ben şöyle karar verdim. Ben kendim konuştuk telefonda. Ben geliyorum dedi ki onun o zaten beni almadı. Ben kendim gittim orduya. O geliyorum deyince yarı yolda mı buluştunuz yoksa siz nerede yaşıyordunuz? Gelmiş mi oldu o İzmir'e? Hayır, o İzmir'e gelmedi. O kişinin bir suçu yok. Sadece ben orduya kendim gittim. Peki sizin evli olduğunuzu, çocuklarınız olduğunu biliyor muydu? Benim evli olduğumu bilmiyordu. Daha önceden öğrendi. Çocuklarım olduğunu da bilmiyordum. Evli olduğumu da bilmiyordum. Daha önceden öğrendi. Hayır, çok değişik oldu. Şimdi sen onunla konuşuyorsun. Ben evliyim. Aynı zamanda benim iki tane çocuğum var. Çocuklar 5 yaşında. 5 ve 3 yaşında diye söyledin mi onunla tanıştığınızda?
Ben orduya geldikten sonra o kişiye söyledim benim çocuklarım olduğunu, evli olduğumu ondan sonra söyledim ona. Peki sana geri dön. Ben senin gibi birini istemiyorum. Çocukları bırakan biriyle benim işim olmaz dedi mi? Hayır öyle bir şey söylemedi. Demedi. Hatta o kişi Mustafa Bey'den daha iyi bakıyor bana şu anda. Daha delikanlı birisi yani. Alkışlamam lazım. Çok iyi bakıyor. Sizin yemeğinizi bravo. Veriyor, suyunuzu veriyor mu? Evet. 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 Evet suyumu, yemeğimi veriyor. Allah razı olsun. Sen bir kere daha, bir kere razı olsun ondan. Kıyafetlerden belli. Peki. Kıyafet beğenmiyordun. Peki hayırdır, çocuğum. Hayırdır, ne oldu? Şu durumuna bak, durumuna gülüyorum susar sana. Susar mısın? Senin Esra Hanım. Efendim? Esra Hanım ben o kişiyle konuşmak istemiyorum. Orada o kişiyle konuşmak istemiyorum. Ben sizinle muhatap madem olmak ben istiyorum sana şiddet uyguluyordum. Sezer'e kaçıncaya da polise kaçsaydın ya. Aklın mı yoktu? Polise gitmedim. Çünkü geri gidersem eve gönderirler diye gitmedim. Evet gitmedim. Gitmedim. Peki çocukları nasıl ayarladın? Evet, çocuklar hiç babasını bırakmıyorlar bu arada. Efendim? Böyle sürekli dur. Babasının arkasında koşuyorlar. Sen nasıl kaçtın onlardan? Çocukları nasıl bıraktın Nuray? Aman şey Demet. Ya mesela çocukları o gün nasıl oyaladın? Şöyle söyleyeyim. Evi hangi odaya bıraktın? Bir sofra bezi sermişsin. Önlerine abur cubur koymuşsun. Bir onu anı hatırlasana. Evden çıkacaksın. Bavulunu yaptın. Bavulumu almadım. Sadece nüfus kağıdımı aldım sadece. Bir de ben soba yanık değildi. Soba yanık değildi. Yalan söylüyor bu şahıs. Peki oğlu almıştı. 15 yaşında da oğlu oradaydı. Yalan. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Nasıl bıraktın çocuklar? Esra, çocuklar evde kaç kişiydi? Bir anlatır mısın lütfen? Çocuklar iki kişiydi. Bir tane de 15 yaşında oğlu vardı hatta. Tamam. Yalan yani, söylemesin orada. Peki 15 yaşındaki oğluna ne dedin evden çıkarken? Sen bu çocuklara göz kulak ol. Ben geleceğim mi dedin? Evet ben... hayır ben öyle söylemedim tabii ki de. Sen çocuklara bak ben kuaföre gidiyorum diye oradan da orduya otobüse binip orduya gittim. Şimdi 15 yaşında çocuksun. Bazen 15 yaşında çocukların aklı hani o anki duygularına göre de değişebilir ya. Fakat tabii bazen bir yetişkinden evet. Çok daha sorumluluk sahibi olabilirler. Ya çocuklara bakamasaydı, ya evet. Çocuklar kaybolsaydı bu ihtimal düşündün mü? Hiç böyle içinde bir kaygı taşıdın mı? Kaygı taşımadı Esra Hanım. Yani korktun mu? Ay ben bu çocukları bıraktım başına bir şey gelir diye. Öyle bir kaygım olmadı şu anda. Öyle bir kaygın olmadı. İçimden. Peki bu çocukların her ikisi de... Hayır. Her ikisinin de biyolojik babası yani gerçek babası kocan Mustafa evet. Mı? Evet Mustafa. Mustafa San. Biyolojik babası peki, Mustafa neden San. Bana diyorsun, hepsi yalan çünkü. Hepsi senden ayrılmak için öyle şeyler söyledim. Öyle şeyler söyledim. İçine ama kuşku düşmüş. Şimdi o da diyor ki çocuklar benden değilse diyor annesi alsın çocukları. Gittiğiniz kişi neydi ismi Sezer Bey kabul ediyor mu çocukları? Hayır o hayır. Ha deme çocukları al getir ben, diyor mu? Kabul çocukları ama şimdilik şu anda ben çocukları şu anda istemiyorum. Şu anda babasında kalsın. Babada kalsın. Peki baba iyi bakar mı? Babası iyi bakar zaten. İyi bakar, gözü gibi bakar babası. Gözü gibi bakar ki burada da bu arada çocuklarıyla beraber gerçekten evet. Mustafa Bey de yani gözü gibi bakıyor. Peki Sezer için dedin ki Allah razı olsun. Onun yanına kaçtım. Bana çok iyi bakıyor evet, dedi. Evet Allah razı olsun. Evet. Evet. Sana iyi bakan evet, kişi. Bakıyor. Ama ben Sezer demedim yalnız Esra Hanım. O kişi dedim sadece. Sezer demedim ben. Yani o kişi dedim. İsim değişebilir mi? Yoksa hani ismini söylemeyelim o kişi mi diyelim? Evet onu söylemek istemiyorum. O tamam ismini söyleme. O kişi Allah razı olsun dediğin o kişi. Evet. Senin iki evet. Çocuğuna iki çocuğuna bakar mı? İki çocuğunu neden istemiyor? Hani çok iyi bir insan ya o böyle. Seni seviyor ya. Evet seviyor.
Senden daha iyi bakıyor bana şu anda. Delikanlı birisi yani senden daha iyi bakıyor bana Mustafa Bey. Çocuklarını neden istemiyor? Şu anda babasında kalsın şu anda. Kim bunun kararını kim verdi? Ben verdim. O kişi vermedi, ben verdim kararını. O kişinin de bir suçu yok. Bu kararı sen verdin. O kişinin bir suçu yok. Peki kocam, evet. Yani şimdi Mustafa'nın şöyle evet, bir talebi var. Suçu yok. Mustafa diyor ki, dün de konuştuk. Hı-hı. Ben, karın şöyle bir cümle kurdu ya, bu çocuklar senden değil. Evet. Sen bundan dolayı DNA testi yaptırmak istediğini söyledin. Evet. Diyor ki, benim diyor bütün şüphelerim gitsin Hı-hı. diyor. DNA testi yapılmasını ister misin? Hı-hı. DNA testinin yapılmasını istemiyorum. Zaten Mustafa Sandan o kişi. Peki ama bak siz peki şu an hangi sözüne inanıyorsunuz? Bu çocuklar senden değil dediğine mi? Bu çocuklar Mustafa'dan demesine mi? Ben de senden değil dediğine inanmıyorum. Benden değilmiş çocuk. Ben senden ayrılmak için öyle şey söyledim. Ona inanıyorum. Mustafa Sandan. Kendine cesaret olsa DNA testi yapalım der Esra Hanım. Demet Hanım eğer daha önce evden kaç kez kaçtınız? DNA testi yapalım der. Ha bak şey diyor ki koca. Efendim? Kaçamak cevap veriyor. Özkan sen söylesene bunu. Kaçamak cevap vermiyorum. Ben kendine güvense tamam, hadi bak, yapalım DNA testi. Şunu söylüyorlar sana. Eğer çocuk çocukların babası Mustafa San ise buna da sen eminsen şunu söyleyebilir misin? Evet DNA testi yaptırabilirsin yaptırsınlar. Tamam DNA testi yaptırsınlar ama eğer Mustafa San çıkarsa o zaman burada bir daha ben bu yayına çıkmayacağım. Söyleyeyim ben bir daha bu yayına çıkmak istemiyorum. Peki çıkmazsa yani öyle bir ihtimal var mı? Çıkar mısın yayına? Onu çıkmam. Hayır. Öyle bir ihtimal var mı? Çocukların Mustafa'dan olmama ihtimali var mı? İkisi de Mustafa'dan. Hayatım yani insan bu kadar büyük bir şey söyler mi ya? Hani seni sevmiyorum, senden hiç hoşlanmadım, seni hiç sevmedim. Zaten hiç gönlümde yoksun dersin de. Evet, ben eşimi hiç sevmedim. Ben eşimi hiçbir zaman sevmedim. Sürekli kavga, şiddet gösteriyordu. Hatta inşaat işçisine getirip beni satmaya kalktı. Evet. Adını ver. Söylemiyorum. Bunu kendi yaptı. Bunu kendi yaptı. İspatlayacaksın bunu. Ne zaman oldu bu olay? Ben sahtekar değilim. Benim alnım açık. Esra Hanım, Ferda Bey'in bağlamasını istiyorum. Peki, yani şimdi mesela... Esra Hanım, ben bir şey diyebilir miyim? Tabii. Kendisi parasız kaldığında bana söyledik şöyle kelime. Hı-hı. Ben seni inşaat arkadaşlarıma git. Hakkında davacı olmadın. Neden? Peki ne zaman oldu bu olay? Parasız kaldığında her zaman bunu söylüyor Esra Hanım. Ben de yalan yok. Peki eve birini getirdi mi? 3 ay 5 ay. Ha, Özkan onu sor. Eve birisini getirmedi ama Facebook'larda, Instagram'larda konuştuğu çok oldu. Çok oldu. Bana diyor ya, hani ben sosyal medyada çok konuşuyormuşum ya. Evden kaç kez ayrıldınız? Demet Hanım. Facebook'larda konuşuyor. Evden kaç kez daha önce ayrıldınız? Eşiniz 6 kez olduğunu iddia etti. Doğru mu bu? Evet, 6 kez kaçtım ama kadın sığınma evine gittim ben. Başka yerlere gitmedim. Onun dedikleri yalan. Esra Hanım araştırırsın hangi kadın sığınma evinde kalmış? 5 kez. Evden ayrıldınız. Ve 5'i de kadın sığınma evi miydi? Hı-hı. Hayır Esra Hanım. Evet kadın sığınma evinde kaldım Esra Hanım. Tamam ben de evin içindekileri söyleyeyim hep Esra Hanım. Bana şiddet uyguluyordu. Her gün evimize polis geliyordu. Evet. Sürekli ben karakollara gidiyordum. Kendisi ispatlasın. Geliyor muydu? Kendisi doğru çıkıyordu. Hayır Esra Hanım. Buca polis karakolunu arayın. Oradan bilgileri alın. Yani evinize sık sık polis gelir miydi, gelmez miydi? Kesinlikle. Gelmezdi. Yok öyle bir durum. Anladım. Ama eşiniz her seferinde bir İzmir'e gittiğinizi, bir Adana'ya gittiğinizi söylüyor. Evet. O konuyu anlatsın. Onların hepsi yalan. Hepsi yalan. Hayır, o iddiaları. Yalan davası açtın. Hayırdır? Neresi yalan? Peki. Bu arada
Tamam, bu arada Esra Hanım, ben sizi polise şikayet ettim. Böyle benim resmimi oraya koyduğunuz için ben de sizi şikayet ettim Esra Hanım. Çok teşekkür ederim yasal hakkını kullandığın için. Ve o şikayetinden sonra da canlı yayına katıldığın için de söz hakkını, cevap hakkını kullandığın için de çok teşekkür ederim. Yani resim yerine canlı daha iyi ben oldu. Ben rica ederim Esra Hanım. Demet, şunu sormak istiyorum aynı ben zamanda. Ben rica ederim Esra Hanım. Rica ederim. Ne demek? Demet. Yarın geliyorsun buraya, Demet. Boşanacağız burada. Demet Hanım. Çocuklar, çocukların babası sen değil. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Senin bir şey hakkın yok. Yarın burada bekliyorum seni. Tamam. Var. Ben gelmiyorum. Ben canlı yayına çıkmıyorum. Bir, ben canlı yayına çıkmıyorum. Ben, benim avukatım da var. Vekaleti veririm oradan. Boşanırız, anlaşmalı boşanırız oradan. Senin yerine ben çıkayım mı mahkemeye anlaşmalı boşanmaya? Olur mu? İzin verir misin? Ben oraya çıkmam Esra Hanım. Ben, hayatım buraya çıkma. Ben, oraya şunu çıkmam, merak ediyorum. İstanbul'a gelmem. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl boşanacaksınız? Mustafa diyor ki ben tek celsede, bir celsede boşanmak istiyorum. Benim için Demet bitmiştir. Ben Demet'le bir daha aynı eve, aynı odaya... girmem diyor. Gelsin bir an önce boşanalım diyor. Mustafa sen bitmiştir, bitti. Çocukları gitmiştir o zaman. Sen kendini bitirdin, kendini. Benim de avukatım var, Tamam, avukatınızla birlikte 5-3 yaşındaki çocuklarınızı almaya gelin. Sen kendini bitirdin. Sizden rica ediyorum Demet Hanım, dinleyin beni. Çünkü bu kişiye, eşinizin kafasına demişsiniz ki bu çocuklar senden değil. Bunu söyleyen siz misiniz? Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Mesajları var Esra Hanım. Öyle bir şey yok. Sen dedin ya kolay boşanmak için söyledim diye. Evet, boşanmak için öyle söyledim. Evet. Çabuk bitsi diye istemiyorum ben şu anda. Onu, bak şimdi sen bir şeyi istemiyorum. Sen bunu söyledin mi söyledin. Bu da diyor ki eşin de 5 ve 3 yaşındaki çocukların babası ben değilim. Anneleri gitti. Ben de bunları koruyamam. Senden ricam. Avukatını al. Avukatınla birlikte gel. 5 ve 3 yaşındaki çocuklar sokakta kalmasın. Perişanlar. Çünkü çocuklardan bir tanesinin sorumluluğu şu anda tamamen büyük çocuğun sorumluluğu senin adına. Babayla arada hiçbir hukuki bağ yok. Bu konuda çocuğun başına bir şey gelirse ben de sorumlusu sensin. Buradan sana son sözüm bu. Büyük tamam ben de böyle ilgili. Söyleyeyim. Ben de avukatımı oraya çıkartmıyorum. Canlı yayına da gelmiyoruz tamam ya mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Şunu anlamıyorsun. Konu size. Yayına... Burada anlaşmalı mı? Demet Hanım, anlamadın. Konu çocuklar, yayına çıkıp çocuklar, çıkmamak değil. Kardeşim boşanıp boşanmamak. Boşanma ister. Bir an önce bitmesini istiyorum Esra Hanım. Bir an önce bitmesini istiyorum Esra Hanım. Başka bir an önce boşanıp bir an önce bitmesini nasıl istiyorum. Nasıl bitecek? Ben kurtulmak istiyorum o adamdan. Demetciğim nasıl Esra biteceğini Hanım, anlatır mısın bana? Nasıl bitecek bir an önce? Sen anlat. Şimdi senin aklınla gidelim. Tamam mı? Senin aklınla gidelim. Sizin eviniz İzmir'de. Esra Hanım sürekli beni suçladığınız için, o adam beni suçladığı için. Bak diyor ki senin aklında nasıl boşanacaksın bir an önce? Ben buradan benim avukatım da var. Ben buradan vekalet veririm. Tamam. Buradan. Buradan da burada boşanırım ben. Ben canlı yayına kesinlikle gelmiyorum. Peki gelmeyin canlı yayına. Teşekkür ederim. Bu arada Demet şunu biliyorsun değil mi? Aslında çok sen bunu yaşamış birisin. Şimdi bu ilişkinden bir çocuk dünyaya getirirsen çocuğun babası kim olacak? Tabii nasıl yani? Şimdi mesela şu anki Sezer'le berabersin. Çocuğun babası kim olacak? Sen söyle kim olacak? Mustafa San tabii ki. Mustafa San tabii ki de. Niye öyle oluyor? Biraz da Mustafa Bey baksın. Hep bana ben bakıyordum. Biraz da Mustafa Bey bak. Sen dur bir saniye. Sen yanlış anladın. Bak şimdi. Sen boşa bak. Dinliyor musun şu anda? Sen boşanmadan. Burada burada bir çocuk olduğunu düşün. Bu çocuk kim üzerine yazılacak? Tabii ki de o kişinin. Mustafa San'ın. Evet, Mustafa San'ınki yazılacak. Mustafa sana yazılacak. Tamam, bu konuda dikkatli olman gerekiyor değil mi? Evet, dikkatli olmam gerekiyor. Bu arada senin ama ben yalnız şöyle söyleyeyim. Buyurun. Söyle Demet, söyle. Bu arada seninle ilgili çok enteresan bir ihbar da geldi. Ben böyle ekip arkadaşlarımız tüm ihbarlarla konuşuyorlar.
senin kendi hayatının da çok zor olduğunu söylediler. Sen nasıl çocuklarını terk ettiysen, sen de zamanında terk edilmiş bir çocuk musun? Öyle olduğunu yazmış bir ihbarcı. Tamam ben evet anne baba bana sahip çıksaydı ben bu hallere düşmezdim Esra Hanım. Anne babam sahip çıkmadı. Annem sahip çıkmadı. Ben bu hallere düşmezdim Esra Hanım. Hepsi annemle babamın suçu. Ben annemle babamı suçluyorum. Başka kimse suçlamıyor. Halinde ne var peki? Benim halimde bir şey yok. Allah'a şükür o kişinin de yanındayım Allah'a şükür. Benim halimde hiçbir şey yok. Halin gayet iyi. Hayır düştü dedin ya ben bu hallere düşmezdim. Yani evet. Mustafa ile mi evlenmezdin? Hayır, Mustafa'yla da evlenmezdim. Anne baba bana sahip çıksaydı düzgünce ben bu hallere gelmezdim Esra Hanım. Anladım. 2 daha 4. Mustafa'yı daha nereden buldun? Daha başka ne yapabilirim ki ben? Mustafa'yla nasıl tanıştınız? Kendisi anlatsın. Sen anlat, ben ondan dinlemek istemiyorum. Facebook üzerinden tanıştım ben onunla. Evet. Facebook üzerinden. Facebook üzerinden tanıştım. Evet, Facebook üzerinden. Sonra? Tanıştım o kişiyle. Sonra konuştuk. Kendisi diyor ya hani kadın sığınma evinden diye. O da hepsi yalan. Ben İzmir'de kadın sığınma evinde falan. Ben seni İzmir Bornova'dan, Lokonta'dan almadım mı Demet Hanım? Sığınma evinden çıktım geldim bir kere kardeşim. Hepsi mi? Palavra. Seni aldığım hepsi, kişi. Hepsi yalan. Bağladı mı? Buraya bağladı mı? Doğrular hepsi yalan. Yalanla hiçbir yere varamazsın. Demet Hanım siz anlatın nasıl tanıştınız? Sen çok doğrusun ya. Doğru sen çok doğrusun. Ben yalancıyım. Benim alnımda yazıyor. Sen çok doğrusun değil mi? Doğru. Ben yalancıyım sen doğrusun. Doğru. Kötü bir insan mı Mustafa? Evet. Hangi ne gibi kötü? Şöyle söyleyeyim o zaman Esra Hanım. Söyle. Beni dinliyor musunuz Esra Hanım? Beni dinliyor musunuz? Ha. Bir gün Mustafa Bey beni dövdü tamam mı? Ben balkona çıktım imdat bağırıyorum. Kardeşi Cevdet Bey gelip benim saçlarımdan tutup bana yumruk atmaya başladı. Kendisi de balkonda dikildi hiçbir şey yapmadı. Siz sonra ne yaptınız peki? Hemen keşke şikayetçi olsaydınız. Sonra polisler olsaydınız. Geldi. İşte Mustafa'dan İzmir polis hemen Mustafa Bey'den ben şikayetçiymişim. O şikayetçi olmadı maalesef. Şikayetçi oldun mu? Ben ondan şikayetçi oldum Esra Hanım. O şikayetçi oldu mu senden? O benden şikayetçi olmadı. Eğer benden şikayetçi olursan dedi defol git bu evden dedi bana. Kendisi yüzü de orada Esra Hanım. Anladım. Buyurun Mustafa Bey. Ne zaman oldu bu olay? Esra Hanım o olayı anladım. Evet. Soyundum yatıyorum. Bu çocuğunu kucağına almış bu Poyraz'ı. Evet hayır. Balkona çıkıyor. Yalan söyleme. Soyunmadın. Hayır ben yataktayım. Yapmamıştı daha. Hayır ben durup dururken anlamadım. Değil. Hayır ben, yalan söylüyor Esra Hanım. Yalan söylüyor. Soyunmadı. Önemli değil çıplaklık derecesi. Evet. Esra Hanım pantolonumu aldım. Bir bacağını giydim. Sesin nereden geldiği belli değil. Evet. Bir anda kendi kendine. Aynen. Evde biri var mı? Kimse yok. Sen hani yatacaksın yatağa. Çok uygun. Aynen Esra Hanım. Evet. Kendi kendime. Ben buradan kendi kendime sonra, çıkarmıyorum. Kendi kendime çıkarmıyorum. Komşular balkona merdivenden çıkmaya başladı. Kapıyı orada açtım. Ben pantolon paçasını giymedim. Evet. Ben bunu bulamadım zaten. Nereden bağırdığını fark eden. İki tarafta balkon var. Dediler ne oluyor dedim. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Pantolon paçasıyla bunu arıyoruz evin içinde. Sonra kardeşlerim geldi. Dediler ki buna bağırma dedi kızım dedi. Gel içeride bir derdin varsa bize anlat dedi. Bu balkon demirlerine yapışıyor. Evet. Bırakmıyor. İsyan ediyor orada. Sonra işte kardeşim bunun koluna tutuyor derken saçından tutuyor. Benim saçımdan kim tuttu? Kucağında çocuk da var mı? Saçımdan tuttu. Sen evet, hiçbir şey yapmadın orada. Yani düşme ihtimalleri de var. Tabii ki. Hiçbir şey yapmadın. Bu hasta sonra mahallede polis hiçbir çalmış. Hiçbir şey yapmadın. Bunun hasta olduğunu anlattıkları için hiç pişlemeden dediler kızım sen içeri gir. Aslında kardeşiniz o sırada çocuk da kucağında olduğu için düşme ihtimallerine karşı canavliyle mi böyle bir şey yaptı? Ya çocuğu düşürmesin aşağı diye. Peki ne hastalığı var Demet'in? Bu psikiyatride yatırdım ben bunu 45 gün.
Bu yani gelip gidiyor bunun aklı. Senin psikiyatriye, senin de psikiyatri ihtiyacın var. Benim psikiyatri ihtiyacım yok. Tedavi gördünüz mü Demet Hanım? Ben 45 gün. Ben sadece ilaçlarla tedavi gördüm ama yatmadım. Yatmadın. Yok yani. Ben öyle deli değilim. Benim raporum 45 gün yattın. 45 gün yatmadın hastanede. Herkes tedavi görüyor. Çok güzel bir şey. Hayır tedavi görmek iyi bir şey zaten. İyileştiğin anlamı gösteriyor yani oradan çıktığında. Demet Hanım bak 2018 yılından beri... Benim %89 raporum ne? Ben çıkartırım hepsini. Niye %89 onu anlamadım. Demet. Ben deliymişim ya. Hayır. Mesela %70 raporum. Ben deliymişim %90. Niye %89 raporum? Var mı böyle %89 raporun? %89 raporum yok Esra Hanım. Onun dedikleri hepsi yalan. Hepsi yalan. Peki 89 rakamını niye söyledin? Psikiyatriye gitsin. Kendi kafasını tamir ettirsin Esra Hanım. Hepsi yalan bunların. Hepsi yalan. Anladım Demet. Hepsi yalan. Esra Hanım bunun psikolojisi Demet, tamamen bozulmuş. Demet ilk çocuğunla ilgili olarak bak 2018 yılından beri benim Demet. Benim psikolojim bozuk değil. Tamam. Psikolojin efendim, sağlıklı olsun ki bak bir cümle kuracak sana. Evet. 2018 yılından beri Demet davaların devam ediyor. Bak eşin şimdi yine dava açmış sana. Çocuğun soy bağıyla ilgili Mustafa. Evet. Senden ricam bu konuda ben sana da yardımcı olmak isterim. Çünkü çocukların gerçekten çok perişan. Bekliyoruz buraya. Özkan Bey sana eşlik etsin bu davalarla da ilgili aktaracak detayları. Çocukları perişan olacak. Esra Hanım. Esra Hanım. Dinliyoruz. Esra Hanım ben ölsem de canlı yayına çıkmayacağım. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun yayına katılıp söz hakkınızı kullandığınız için de. Teşekkür ediyorum yayına da katıldığı için. Ben teşekkür ederim. Mersi iyi bak kendine. Allah mutluluğunu daim etsin. Esra Hanım bir de bir şey söyleyeceğim. Son kez bir şey söyleyeceğim. Söyle Demet. Benim oradan fotoğraflarımı kaldırmanızı istiyorum. Lütfen. Fotoğrafların kaldırılır Demet'ciğim. Onlar bizim... önemli değil. Sen canlı yayına bağlanıp söz hakkını cevap hakkında kullandın. Ama yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Lütfen şu cesaretinizi, şu kararlılığınızı, çocuklarınızı korumak için de gösterin. Senin bakamadığına o kişi daha iyi bakıyor senden anladın mı? Kim bakıyor sana? O kişi senden daha iyi bakıyor. Hayatım çocuklarına kim bakıyor? O kişi... Demet'ciğim senin çocukların şu anda nasıl yaşıyor? Esra Hanım o zaman çocuk esirgeme kurumuna verilsin o çocuklar o zaman. Ben de bunu istiyorum. Ona verilsin. Onun da psikolojisi bozuk. Mustafa, çocuk esirgeme kurumuna verilsin. Mustafa bakmazsa çocukları devlet alsın. Çocuklarını istemiyor musun? Evet devlet al. Devletin almasını istiyorum. Çocukları istemiyorum. Devletin almasını istiyorum. Peki bu cümleyi daha önce Mustafa'ya kurdun mu? Söyledin mi yani? Hayır kurmadım. Şu anda ilk defa bunu söylüyorum. Söyledi mi söylemedi mi yazışmalarda? Mustafa'nın eline düşmesin çocuklar. Hayır söylemedi. İlk defa bunu yalan söyleme. İspatlarım burada. Tepsi telefonda. Peki yazışmalara bakabilir miyim? Diyor ki yazış mesajlarımızda var. Mesajı gösterebilirim diyor. İster bakabilirler sıkıntı yok. Bakabiliriz yani hani sadece ona bakacağım yazdı mı yazmadım diye. Yani ben boşanmıyorum çekişmeli o zaman Mustafa Bey de Esra çekişmeli Hanım, boşanmak Esra istiyormuş. Esra Hanım ben burada Esra Hanım. Esra Hanım ben artık Esra konuşmak Hanım, istemiyorum. Peki. Biz çekişmeli boşanamayız. O kişi ondan daha iyi bakıyor bana. Sezer daha iyi bakıyor. Ben mutluyum artık beni bir daha da aramaya ben canlı yayına tamam. çıkmıyorum. Tamam iyi bak kendine Allah'a emanet ol. Hadi Sezer bakalım. Ne diyeyim sevgili seyirciler yani anlayana anlamayana teşekkür ediyorum yayına da katıldığınız için. Bir DNA ile ilgili Mustafa Bey DNA yaptırmak istiyor. İki çocuklara Mustafa bakmıyorsa devlet alsın dedi. Çünkü anne gittiği yerde mutlu ve huzurlu o huzuru çocuklar bozuyorsa devlet koruması altına alınabilir çocuklar. Hikayenin özü bu açıkçası.